Herkese merhaba. Bugün neredeyiz? Evet, bugün neredeyiz? Bugün çok sevdiğimiz arkadaşlarımızın kafesindeyiz. Zaten fark etmişsinizdir. Arka planımız bugün farklı. Onların hikayesini anlatacağız bu hafta. Ama ondan önce size bir aslında teşekkür etmek istiyoruz. Evet. Anlatmak ister misin? Niye? Öncelikle son videomuzda bahsettiğimiz konulardan sonra inanılmaz güzel yorumlar geldi. Ve bu yüzden hepinize tek tek burada teşekkür etmek istiyoruz. Hepsini belki teker teker cevaplayamadık ama hepsini okuduk ve aslında hepsini içimizden mutlaka cevapladık. Desteğiniz için çok teşekkürler. Sizi seviyoruz deyip hemen bu sevgili gerçekten çok kısa zamanda tanıştık ve tanıştıktan sonra gerçekten inanılmaz bir yakınlık hissettik. Ve sürekli böyle sokaktan geçerken kahve molalarımızı verdiğimiz Berlin'de çok sevdiğimiz bir mekandayız şu an. Bu sevgili çift de evet. Buranın sahipleri ve evet. Güzel kızları. Evet, bu haftaki konumuz aslında şu, biliyorsunuz Almanya'ya mimar olarak gelmek, avukat olarak gelmek bir yerde. Ama aslında bu hafta Gonca ile Muhsin'in hikayesini anlatmak evet. istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz herkesin hayalidir. Ya işte ben ileride bir kafe açmak istiyorum. Almanya'da bir kafe açmak istiyorum. Veya işte ben gelip orada kendi işimi yapabilir miyim gibi sorular alıyoruz bazen. Bunun en güzel örneğini size anlatmaya geldik. Muhsin ve Gonca'nın hikayesini anlatacağız. Almanya'da kafe açma hikayelerini daha fazla ben uzatmayayım. Siz biraz hikayenize buraya açtığınız zamana kadar isterseniz başlayın. Tabii ki başlayalım. Ya bu hikaye başlamadan önce ilk başta en başa gidebiliriz. Evet, nasıl tanıştınız? Biz 20 yaşında tanıştık. 20 yaşında evlendik. Çok küçüktük evlendiğimizde. Sonra biz eşim burada doğup büyüme, Berlin doğma büyüme. Ben Türkiye'de Adana doğumluyum. Eşimle evlenip önce biz buraya geldik. Buranın kendine göre koşulları benim için çok zor oldu. Türkiye'den gelen bir insan olarak, Türkiye'de yetişmiş bir insan olarak. Sonra biz çocuklar olur olmaz Türkiye'ye dönmeye karar verdik. İşte çocuklarımızı Türkiye'de büyütelim, ailemizin yanında büyüsünler dedik. Yani işte hepimizin hep vardı zaten bizim Türkiye'ye gitme planlarımız vardı. Arya olmadan önce de vardı. Hı-hı. Arya aslında arada böyle bir şey oldu. O Asil'den sonra bir kaldık. Sonra iki çocuğunuz var bu arada, onu evet. da söyleyeyim. Toplam iki çocuk. Evet, evet. Büyük olduktan sonra gitsek mi gitmesek mi planlarına başlamıştık aslında. Bu Hı-hı. Minnoş o arada. Bu Minnoş'u arada kaynattık. Evet, arada kaynadı. Dedik ikincisi olsun öyle dedik. Hep yani vardı evet. bizim zaten geri dönme planlarımız. 2012 yılında Arya doğduktan hemen sonra 2 aylıkta biz döndük. Ondan önce tabii bütün planları yapmıştık. İşte alışverişlerimizi, işte evet. evlerimizi falan filan tamam, her şeyi ayarlayıp her şeyi ayarlamıştık Adana'da. O şekilde gittik. Adana'ya döndük. Adana'ya aynen. döndük. Ailem evet, Adana'da yaşıyor. Ailesi orada olduğu için. Benim de hep vardı içimde gitmek. Ama senin ailen burada. Benim ailem burada. Ama hani hep vardır ya Almancının Türkiye'ye gitme hayali. Yani, hep zaman. Vardır. Tabii. Herkesin vardır. Birlikte böyle bir karar aldık ve 2012 yılında araya 2 aylıkken gittik. Asil 4 yaşındaydı. Asil 4 yaşındaydı. Gittik. 4 yıl yaşadık. İlk 2 sene çok güzel geçti. Sonra ben kendim için söylüyorum. Muhsin tabi aynı şeyi yaşamadı. Ben daha çok yaşadım. Ben ne yapıyorum ya falan oldum böyle. Ne yalan söyleyeyim. Türkiye'de bir şeyin varsa bir şeysin. Aynen öyle. Prestij çok evet. önemli. Tabii kesinlikle. Şey. Etiket memleketi aslında Türkiye'de. Yani. Tabii. Araban kadar varsa. Giyinmen, evet. kuşamın. Her şey bir yerde statüye bakıyor. Tabii. Yani kıyafetin bir statü. Araban bir statü. Yani bilmiyorum. Takıldığın yerler bir statü. Ama bir yerden sonra seni mutlu etmediğini anlıyorsun. Biz mutlu olmamaya başladık son dönemlerde. Evet. 2016'nın Ağustos ayıydı. Kardeşlerim İstanbul'da İstanbul'da yaşıyorlardı kendileri. O dönemde de ben haftada bir Adana'ya gelmeyi düşünürken eşim de şey dedi. O zaman sen Adana'ya gelme, ben çocuklar Berlin'e gidiyorum. Evet, radikal bir karar. Kararımız şöyle oldu. Hayatın hep üstünü yaşıyoruz dedik. Ya altında ne var dedik, bir bakalım. Hep hayatın hani üstü. Aynen öyle. Bir alt üstlük lazım aslında hayatı. Kesinlikle öyle. Evet. Sonuçta bir daha gelmeyeceğiz biz bu dünyaya. Dedik ya devam et dedik. Hayat alt üstü musun? Böyle konuştuk. Gel şu hayatı bir alt üst edelim mi dedik. Hayatımız evet. radikal bir karar aldı. Alt üst ettik. Herkes için bir şok oldu. O vesileyle eşim geldi buraya 2016'nın Eylül ayında. Çocukları yazdırdı, ev tuttu. Evet. Ben de 2018'in ardından 6. ayında geldim artık çocuklar çünkü büyümeye başladılar. Baba gel. Ama o arada geliyordun.
Tabii. Ayda bir geliyordum. Ayda en az bir defa geliyordum ben buraya. Ayda bir defa gelmiyordun. Fazla gelemiyordun. Ama yeni geldi, ayda iki defa da geldim. Bazen gelmiyordun. Şey yapma. Evet, bazen 1,5 ayda falan geliyordun. Ya ama şöyle de bir şey oldu. O ara euro çok arttı. Hmm. Birden. Ha, sen İstanbul'da tabii buradan, İstanbul'dan buraya euro yolluyorsun. Evet, İstanbul'da doğru ters olması lazım. Tabii. Evet, doğru. Ama siz de tam tersine çalışıyorsunuz. Tam tersi oluyordu. Herkesin merakla bekledi. Evet, herkesin aslında merakla. Ya pandemi sırasında kafe açma fikri nereden çıktı? Ya orası. Ve bir de pandeminin ortasında kafe açmış. Bir de ben şunu da ekleyeyim. Buraya geldikten ne kadar sonra bu kafeyi açmaya karar verdiniz? Bu şöyle oldu aslında. Musun yokken ben ufak tefek böyle kendi işimi kurmaya çalışıyordum zaten. En son tekstil işine girmek istedim. Girdim. Önce pop-up store'larla başladım. Böyle ufak tefek sokakta bulabildiğim, kiralayabildiğim yerlerle anlaştım. Hafta sonları pop-up store yaptım. Ondan sonra Bikini Berlin'de bir bikini box kiralayabildim. Bir sene öyle geçti ama çok mutlu olmadım açıkçası. Çünkü Bikini Berlin zaten çok mutlu eden bir yer değil. Sonra tekstil işi bizi çok mutlu etmedi. Ne yapsak biz yine özümüze dönelim. Çünkü zaten ikimiz de bu işten geliyoruz. Musun zaten bütün hayatını 7 yaşındaydı. Tabii. Bu işe adadı. Evet. Ben de zaten bu işte çok çalıştım. Bu işi çok iyi biliyorum. O zaman özümüze dönelim dedik. Evet. O şekilde oldu. Pandemi süresinde de neden onu da söyleyeceğim. Mart ayında biz, geçen sene pandemi daha başlamadan Mart ayında biz kiraladık. Pandemi bu kadar uzun sürebileceğini, bu kadar yoğun olabileceğini hiç beklemedik, bilmiyorduk. Kimse, siz kontratı Mart'ta imzaladınız. Mart'ta imzaladık. Sonra aslında korona çıktı. Biz tabii biliyorduk, duyduk böyle ufak tefek korona nedir, korona çıktı falan diye bir şeyler vardı ama hani korona diye bu şekilde, bu boyutta değildi. Kimsenin ne olacağını bilmiyordu. Kimse bilmiyordu. Çünkü biz de o zamanlar Lizbon'daydık, hadi gezmeye devam ediyorduk ama bu kadar işin ciddiye dönüşeceğini bilmiyorduk. Peki şok olmadınız mı? Kafayı açtınız, kafe açılamadan kapandı. Evet. 16'sından mı ne sözleşmeyi yaptık? Evet. Birkaç gün sonra, bir hafta bile geçmedi, Merkel açıklama yaptı, lockdown dedik. Biz eyvah dedik, ne yapacağız şimdi? Burası ucuz bir yer de değil, kirası var. Evet. Ciddi bir maliyeti buranın. Evet. Hemen bir ev sahibine mail attık. Bizim ev sahibimiz çok efendi birisi çıktı. Kendisi zaten İtalya'da, kendisi ilk lockdown'u yaşayan insanlardan birisi. Bizi çok iyi anladı, bize çok destek oldu, hala destek oluyor. Kirayla ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ben size güveniyorum dedi. Başarabileceğinize inanıyorum dedi. Sonra şimdi biz şey dedik. Ya bu insan bile bizi daha doğru düzgün tanımıyorken bize bu kadar olumlu yaklaşıp bizi destek oluyorsa dedim. Gidip yürüyelim. Hani biz o şekilde yürüdük. Tezlerini bir yerde fırsatı çevirmeniz lazım. Evet. O zaman hayat size bir tabakta maalesef sunmuyor. Dedim bu krizi geldiğinde biz bir fırsata çevirelim. Çünkü burası bir şeydi. Çocuk dükkanıydı. Çocuk dükkanından biz alıp buranın ruhsatını şeye çevirdik. Gastronomiye çevirdik. Gastronomiye çevirdik ama Türkiye gibi değil burası. Tabii. Burada bir şitak planı denilen bir yer var. Önce oraya bir müracaat ettik. Orası da şeye bakıyor haritadan. Sokağa bakıyor. Bu sokakta bir kafeye ihtiyaç olmadığını. Öyle şeyler mi var? Evet. Tabii ki. Biz de bilmiyorduk bu arada. Yoğunluk şitak oluşması. Gerçekten. Evet. Evet. Oradan bakıyorlar haritadan, uydudan artık. Diyorlar tamam açabilirsiniz. İlk onay oradan geliyor. Oradan onay çıkmazsa hiçbir şey yapamıyorsun bu arada. Bak bunu bilmiyorduk mesela. Ya. Ama bu ilk zorluk. Bu ilk zorluk. Bu evet. İlla ki ya biz biliyoruz da siz şimdi aslında birazcık anlatmak isterseniz kafeyi açtınız. Evet. Mart'ta 2 gün sonra lockdown geldi. Tamam bu zaten zorluğun kendisi. Evet. Etraftan ne gibi zorluklar geldi ya da başınıza neler geldi? Çünkü ben bir daha hemen ben de araya gireyim. Çünkü gerçekten mekanı siz de göreceksiniz. Çok güzel bir mekan. Gerçekten hani bir emek harcanmış buraya. Kesinlikle bir mimar olarak söylüyorum. Mimar eli değmiş. Görmüş yani burası. Güzel olmuş. Sevgili o yüzden Bilge mimarımız. Aynen. Bir de hani dışarıdan sonuçta bu çevreden farklı bir kafe. Yani tamam yani çevre güzel bir çevre ama gerçekten kafe kendini belli eden bir kafe. O yüzden hani dışarıdan size köstek olmaya çalışanlar oldu mu? Onu isterseniz izleyicilerimize anlatın. Biz biliyoruz. Ya biz o konuya girersek hiç çıkamayız gibi ne geliyor. Evet. Ya biz burayı en az bir 3 ay şey sürdü. Lockdown sürdü zaten 3. aydan 6. aya kadar. 6. aydan başlayabildik inşaat. Hatta 7. ayda başlayabildik inşaat. Çünkü o dönemde kimse çalışmıyordu.
7. ayda inşaata başladık. Ekim'e yetiştirdik. Açtıktan sonra yaklaşık 3 gün sonra dördünü bir sabah... Bir dakika. Dördü. Evet. Ekim 3'te biz burayı açtık. 7'sini 8'ine bağlayan gece buraya hırsız girdi. Gerçekten. Aynen. Evet, maalesef. Buraya hırsız girdi. Bütün kahve ekipmanlarımızı aldılar. Evet. Ve her şey diziliydi. Her şey birinci sınıftı. Bir de birinci sınıftı. Bu arada söylemek istiyorum. Bizim kahve makinamız çok özel bir kahve makinasıydı. Dünya Barista Şampiyonluk makinasıydı. 2020 ve 2018-2020 arası hizmet eden makinalardan bir tanesi. Bütün ekipmanlar gitti. Şok olmadınız mı daha kafeye yeni açmışsınız ve ne kadar masraf vardı ortalama? Zarar? Zarar yaklaşık minimum 25 bin euro. 25 bin euro bir zarar. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela şu kapıyı sabah açtığınızda ne oldu? Yani kim açtı? Ben açtım. Ben yok, normalde her sabah ben açardım. O sabah Gonca'ya denk geldi. Ben açtım ve şöyle bir hikayesi var. İki gün öncesinden bizim bulaşık makinesinde bir arıza çıktı. Arızayı giderebilmek için birisini çağırdık. O çağırdığımız kişi de dedi ki yeterince ilaç kullanmıyorsunuz dedi ve böyle hani çamaşır suyu kokusu olan ilaç vardır ya bunu kullanmanız gerekiyor dedi. O sabah ben dükkanı açtığımda o ilaç kokusu vardı dükkanda. Eyvah dedim, makine arıza yaptı, suyu aktı falan, borusu patladı, bir şey oldu. Bir de su sesi duyuyorum sürekli içeriye girdiğim an. Arka kapıdan giriyor. Aynen zaten. Yani çamaşır suyu kokusu alıyorum ve şey... Buradan yemek, arka kapıdan her şeyi yemek. Görmüyor. Hiçbir şey görmüyor. Ekipmanların gittiğini falan hiç farkında değil. Aynen. İçeriye girdim, yerler ıslak olduğu için bir baktım her tarafta su var. Arkaya gittim, paspası aldım çünkü bir şekilde hala suyu aldım. Farkında değilim. Çoktan. Paspası aldım, şu taraftan tam dükkanın tam ortasına geldim. Elim böyle paspasa koydum, tam böyle... Kenarın farkında değiliz. Elim aynen şöyle oldu. Makineyi görmedim. Çünkü burası yok. Komple bomboş. Elimden düştü o an. Ben o an böyle bir iki dakika falan orada kaldım yani. Kala kaldım. Ondan sonra fark ettim. Sonra etrafıma baktım. Su akıyor bir şekilde. Çünkü... Suyu bilerek mi açık bırakmışlar? Suyu bilerek açık bırakmışlar. Ha şey, hırsız girmiş. Evet. Bir de bu şeyde oluyor. Bir Almanya'da kafeler kapanmadan... Tam bir gün önce oluyor, o gün hani herkesin Almanya'da artık son kafeler kapanacak diye kafelere akın ettiği gün. Yani muhtemelen karınızın en yüksek olacağı günlerden birisi. Hayır, o elektriğin kesildiği. Elektriğin, pardon. Bir de başka bir şey. O elektriğin kısa bir sürede geldi. Ya normalde aynen. Bir işletme 5 yıl açıktır. 5 yıl içinde hırsızlık olur, elektrik kesintisi olur, işte... Sabotaj olur. Bunlar hepsi... İlk ayda yaşadınız hepsini. İlk ayda bizim hepsi yaşadık. İlk günler özellikle Gonca çok korkmaya başladı. Evet, bizim psikolojimiz çok bozuldu. Evin kapılarını kilitlemeler, evet. Arkasına bakmalar. Tabii ki. Ve inanır mısınız, o süreçteki biz kimseyi çaktırmadık ama günlerce ağladık. Evet, biz günlerce çok, ben çok ağladık. Şey oldum. Çünkü zor bir süreçti. Tabii ki. Şimdi bugün düşününce bile duygusallaşıyoruz hakikaten, çünkü kolay değil. Siz aylarca emek veriyorsunuz bir işletmeye. Tanımadığınız birileri veya tanıdığınız birileri de olabilir. Hiç bilemiyorsunuz. Kim olduğunu hiçbir zaman bilemiyorsunuz. Ve gelip senin o tüm emeklerini bir gecede heba götürüyor. Öyle bir şey. Yani bu bir adalet değil. Sonra hırsızlığı işte bir şekilde artık hani yavaş yavaş unutmaya çalışırken lockdown'dan bir önceki gün. İkinci lockdown'dan bir önceki gün. Son işleri hafta sonları, çünkü çok yoğun olan bir sokak burası. Artık hani ne kazanırsak artık lockdown'da bir şekilde finanse etmemiz lazım o kötü günleri. Bir geldik, elektrik yok. Elektrik yok. Şöyle elektrik şeyleri, var. Şatırları kaldıramıyoruz. Kapalı yok, kaldıramıyoruz. Şalıcılar yok. Kalkmıyor. Kaldık öyle burada. Kısmen elektrik var, yok. Yani sonra ne, o nedendi? Ya onu biz anlamaya çalıştık. Şöyle hani elektrik yoksa yoktur. Aynen. Varsa evet. Niye sanayi elektriği yok? Çünkü ya sağda solda var, tek burada yok. Evet, bu bölgede yok. Binada var, tek bir dükkan tek var. Tek dükkanda yok. En son bizim bağlı olduğumuz elektrik firmasını aradık, Vattenfall'ı. Orası geldi. Adam da aynı zamanda polis soruşturmalarına bakan profesyonel bir uzmanmış. Elektrik teknisiyle. Utahtın yapan birisiymiş. Adam şey dedi, Baktı kurcaladı dedi, bunu dedi birileri kesmiş dedi. Kesmişler dedi. Biz şok, ikinci şok. Asla salmamaları. Ya şaka olmaz. Ama bu hırsızlıktan bağımsız bir şey olsa gerek, çünkü hani
O ki, hangi hırsız, hangi, aynen bu sadece işletmeye zarar vermek. Bu tamamen zarar vermek, evet. Çünkü... O gün işte elektriğin olmasın, bütün gün sürün. O elektriği tekrar geri getirmek için uğraş. İşte dükkanına geldi acaba. Geldi mi peki? Geldi mi? Saat 1'de mi 2'de mi ne geldi? Aslında iş yoğunluğumuz zaten 2'ye kadar bu aynen arada. Öyle. Sonra zaten 4'te 5'te. 4'te 5'te kapatıyoruz. Ama yine de açalım dedim. Hani kapatmayalım, pes etmeyelim. Pes etmediğimiz insanlara bir şey söylememiz lazım. Bu arada hırsızlıkla ilk o 7 Ekim'de olan hırsızlıkla bu elektriğin kesilmesi arasındaki süreçte Google account'umuz hacklendi. Hacklendi değil mi? Biz bana da hacklediler. Yani yanda hamburgerci oldu. Tabii tabii biz pizzacı olduk. Birisi bir de Google account'unuzu hackledi. Evet. Bir de üzerine sizinle ilgili fake hesaplardan girip kötü yorumlar yazmaya aynen başladı. Yani tamam ben size... Kalmış. Tam bir hoş geldin paketi gibi bir evet, şey oldu. Evet hoş geldin paketi. Aynen öyle. Biz neyle mücadele edeceğimizi şaşırdık bu arada. İkimiziz. Her şey yetişmeye çalışıyoruz. Bu yolda bize en çok büyük desteği ailem vardı. Her zaman yanımızda. Benim ailem ve eşimin ailesi. Her zaman yanımızda vardı. İnanılmaz bir destek aldık. Çevremiz o kadar büyükmüş ki, o kadar evet. Genişmiş ki bu kahve komünitesi veya işte çevremizdeki insanlar bizi o kadar çok destekledi ki o gün çok iyi hissettik bunu aslında. Arkadaşlarımız da geldi. Onlar da çok destekledi. Ve aynı gün biz makine aldık. Ve ertesi gün dükkanı açtık. Hiç boş durmadık. Bir gün kapalı kaldık. İnsanlar haftalarca yani normalde haftalarca hani çok büyük bir hasar gördük. Her taraf su içindeydi. Kiler su altındaydı falan. Bunların hepsini biz atlattık. Ertesi gün dükkan açtık. O zaman arkadaşlarımız gerçekten aslında, değerli evet, arkadaşlar. Aslında çok çok değerli arkadaşlarımız. Şimdi aslında şu ana kadar kötü günlerden bahsettik. Evet. Ama çok garip bir şey oldu ve böyle bir anda döner işler falan diyorlar ya. Kötü günlerden bir anda her şey nasıl çok güzel oldu onu bir anlatın isterseniz. Çünkü şu an bu arada her şey bu bahsettiğiniz şeylerin üzerinden iki ayda tersine döndü. Evet doğru. Biz hiçbir zaman pes etmedik. Evet. Çünkü biz kendimize güveniyorduk. Eşim de aynı keza ve ben de. Çünkü ikimiz de gastronomi kültüründen geldiğimiz için... müşterilerin nasıl davranması gerektiğini veya bir işletmenin birinci kuralının her şeyin en iyisi olmasından ziyade kasada başladığını çünkü ilk müşteriye temasın çok güler önemli olduğunu ya, güler yüz güler müşterinin ne istediğini anlamak bunları bildiğimiz için hiçbir zaman pes etmedik ve arkasından da bir sandviç içine girmeye karar verdik bu lockdown'da sadece Tugo'ya döndüğümüz için. Aslında evet. Onu Gonca kendisi buldu bu sandviç. Improvise ettik aslında. Biz normalde kahvaltıcıyız. gündüz açığız, kahvaltıcıyız. Sonra lockdown gelince biz yani ne yapacağız? Biz ne yapabiliriz? İnsanlar kahvaltıyı alıp ne yapacak? Kahvaltı yani. Doğru şey tabakta. Evet. Düşündük sonra ne yapabiliriz? Sonra böyle bir sandviç çıktı. Biz bunu yaptık. Çevrede kabul edildi. Güzel de gitti. Ve aşırı sevildi sandviç. İnanılmaz sevildi birden. Yani. Birden bile çok sevildi. Biz beklemedik tabii önce. Ondan sonra bu Berlin Food Stories diye bir bayağı fazla takipçisi olan 100 bin takipçisi var. Bir blogger gizli gizli gelmiş. Evet. Ondan sonra almış, gitmiş, beğenmiş, yemiş, paylaşmış falan. Yani sizi böyle. De çok sevmiş. Bizi evet, de sevmiş. Bizim tabi haberimiz yok. Biz görmedik kendisini. Biz o siz gün... tanımadınız onu, takip etmenize rağmen. Biz hiç ne geldiğini gördük, ne bir şey, hiç kendini tanıtmadı, hiçbir şey yapmadı. Geldik, gittik, doğdu. Sen öyle. Sadece gözleri görüyorsun. Aynen. Biz sadece günün ilerleyen saatlerinde böyle Instagram'da bir şeyler oluyor. Instagram'a bir şeyler oluyor. Evet. Böyle sürekli takipçi geliyor, güzelce sürekli yorumlar geliyor. Dükkana insan geliyor. Telefonlar çalıyor. Evet, telefonlar çalmaya başladı. Telefonlar çalmamıştı bizim. Evet. Siparişler işte 4 tane ek durup. Evet. Yakında biz ne zaman gelelim? Biz böyle Muhsin'le biz o gün yalnız mıydık? Baristamız vardı. Maru da vardı. Biz üçümüz ben, böyle biz ne oluyoruz falan ne olduk. Burası baskın oldu. Ondan sonra patladık biz zaten. Bu arada o egg drop evet. Sizin herhalde spesiyeliniz. Evet. Öyle oldu. Biz plansız, ya. Projesiz o şekilde oldu. Çok güzel. O zaman evet. Aslında son soruyu sorayım. Yavaş yavaş kapatalım. Bir tanesi çok fazla tabii ki bu konuda öneri isteyen var. Sizin yaptığınız işte cesaret Almanya'dan herhangi bir yere gelip kendi işini yapmak, kafe açmak isteyen var. Onlara bir öneriniz var mı? Onları söyleyebiliriz. Ya çünkü belki, Türkiye'de aslında evet. Benim mimarlık tayfasından herkes hani işi bırakıp kafe açmayı Türkiye'de düşünenler. Herkesin hayalidir ya kafe açacağım. Evet, değil mi? Ama siz onu bir adım öteye götürüp Türkiye'deyken Almanya'ya gelip
kafe açma konsepti kesinlikle çok farklı. Evet. Öncelikle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten çok zor. Hakikaten çok zor. Hiç yani hiç kolay değil. Geceni gündüzünü katıyorsun. Çok öyle kolay değil. Ruhsatın değişiyorsa eğer. İkincisi bizim bizim güvendiğimiz çok en çok güvendiğimiz yer, bölge. Yani şu dükkan lokasyon çok önemli. Herhangi bir yere dükkan, her yere dükkan açabilirsin, her yere kafe açabilirsin. Ama bölge çok önemli ve potansiyel çok önemli. Sokağın potansiyeli çok önemli. O yüzden biz en çok ona güvendik burada. Ve sabır çok önemli bence yani. Gerçekten evet, evdeki kesinlikle. Hesap çarşıya hiçbir zaman uymaz. Uymadım. Her zaman... Bunu söylemek istiyorum. Evdeki hesap hiçbir zaman çarşıya hiçbir zaman uymaz. Peki bir de en son o zaman şu soruyu sorayım. Bir nevi aslında çocuklar için. Gelmiş oldunuz. Evet, yine çocuklar bu zorlukları çekeceğinizi bilseniz yine çünkü cesaret edemeyen Türkiye'den buraya gelmeyi düşünen özellikle çocuklar için gelip çocuklar için kalmayı düşünen var. Çocuklar için tekrar bu zorlukları yaşayacağınızı bile yine de gelir miydiniz? Ben her zaman gelirim. Teşekkür ederiz sohbet için. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizinle tanışmışız. Evet. Tanışmanın güzel yanları da var. Sizin gibi tatlı ailelerle tanışma fırsatı doğuyor. Teşekkür ederiz. Siz de eğer sorularınız olursa kafa açmakla ilgili ya da bu video ile ilgili videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Her videoda söylediğimizi tekrar edelim. Bir de onlarca hani zaten Instagram adreslerini ulaşabileceğiniz bütün adresleri aşağı bırakırız. Zaten. Onu söyleyecektim zaten. Pardon. Onu söyleyecektim. Ben diğerine geçeceksin diye düşünmüştüm. Hayır. Diğerine geçecektim. Tamam. Sen de gel. Gel tamam. 44 Breaking'in Instagram adresini buraya videonun altına bırakıyoruz. Buraya kadar izlediyseniz, videolarımızı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Evet. O zaman güle güle kısmı Arya'dan olsun. Arya'cığım güle güle demek ister misin? Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.